Sayın seyirciler, Balıkesir Spor, Pazar günü Çorum Spor'la karşı karşıya gelecek. Balıkesler, saat 15'te Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma için tesislerinde hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Mesut Lisöz, KRT Spor'dan Hakan Küçükakman'a yaptığı açıklamada hem Urfa Spor maçını değerlendirdi hem de çalışmalar hakkında bilgi verdi. Lisöz, Balıkesir Spor, şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir, dedi. Skor olarak kötü bir mağlubiyet aldık. Sonuç olarak kötü bir mağlubiyet. 4-1 gibi. Farklı bir mağlubiyet aldık. Ama skora bakan aldanmasın buna. Oyunun ilk 15 dakikasında oyunun kontrolü bizdeydi. Daha çok atak yapan takım bizdik. 2 tane %100 gol pozisyonumuz vardı. 4-5 tane korner kullandık. Urfa takımı, yani oyun, eğer hakem o faullü ataklarında golü, faulü verseydi, gol olmasaydı maçın sonucu böyle olmazdı yani. Çok kötü bir karar verdi. Çok hiç tartışılmayacak bir karardı. Çok net bir fauldü. Tabii ki çocuklar oyundan düştüler yani. Onların yerine koymak lazım kendini. İşte düşmeselerdi, sinirlenmeselerdi falan öyle olmuyor o işler. Onun için normalde sinirlenmeli. İçeride oynayanlar onlar çünkü. Reis atıldı arkadaşlar. Eksik kalmamız çok büyük bize zararı oldu. Siz de sahaya girdiniz. Evet, ben sahaya girdim. Benim sahaya girmemdeki şey, yani daha farklı, işte reis ceza almasın, reisi onu dışarıya almak. Diğer arkadaşlar itiraz ediyorlardı, onları yumuşattık falan. Hakemle ben de o arada tabii ki görüştüm onları yumuşatırken. Belki daha bizim, çok şeyler olabilirdi. Yani başkası da atılabilirdi. Ben en çok ondan korktum. Çünkü daha ligin başındayız yani. Böyle hakem hataları da olacak. Bunlar da var işin içinde. Belki onların başına da gelecek. Onun neticesinde işte ilk kereye girerken 1-0 girseydi devreye, daha farklı bir şeyler olabilirdi. İlk yarının son saniyelerinde, uzatma dakikası son saniyesinde ikinci golü yiyince 2-0 giriyorsun ve 10 kişisin. Yani her şeyi baştan alıyorsun işte. Ama neticede yine 65-67'de golü bulduk. Arkadan Ali Akburç'un frik pozisyonu var. Serkan Sinan'ın televizyonda çekilmeyen pozisyonu var. Karşı karşıya sağ yana geldi. Beraber de yakalayabilirdik. Ama ondan sonra gelmeyince, çocuklar şimdi toplamında 80 dakika 10 kişi oynadık. Az bir süre değil. İşte 82'de gol yedik 3.'yü, 90'da da 4. gol yedik. Yani farklı mağlubiyet gibi gözüküyor ama yani oyun 80 dakika 2-1'di maç yani. Son 10 dakikada. O da çocuklar çok istediler. Çok yıprandılar. Mecburen bir şekilde 10 kişi savunuyorsun. İlla ki atakta yapmak zorundasın. Gole ihtiyacın var 10 kişi de olsa. Çok yıprandılar. Bunun neticesinde işte gedikler verdik savunmamızda. Ondan yedik golleri. Ama daha önce söyledim yani, mağlup da olacağız. Zaman zaman kötü oynayacağız, beraber de kalacağız. Çok da iyi oynayacağız. Güzel goller atacağız, gollü galibiyetler de alacağız. Bu ligin içinde her şey var. Hemen inşallah bu hafta pazar günü işte Çorum'la oynayacağız. Saat 3'te. İnşallah yenip hemen normal tekrar bir seri yakalamanın çabası içine gireceğiz. Çünkü iki maç aldık, bir yenilgi. Arkadan bay haftamıza kadar 4 maçımız var. Bu 4 maçımızda güzel bir seri yakalarsak her zaman üstte olacağız zaten. Bu kesinlikle devam edecek yani. Bizim takım yine şampiyonun en büyük adaylarından biridir yani. Osman'la Caner'in durum var işte. Pazardan böyle düz koşu yapıyorlar. Onların haricinde başka sakat yok. Onların da işte cumartesiye kadar bekleyeceğiz çünkü işte topa girmediler. Bunları cumartesiye kadar bekleyeceğiz. Ona göre kararımızı vereceğiz.